Merhaba webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte harbiden iki ekranlı Nubia X'i inceliyoruz. Videoya geçmeden önce Nubia Türkiye ekibine buradan teşekkürlerimizi iletelim. İlk önce şunu söyleyeyim arkadaşlar, hakikaten ofisimize gelen en ilginç telefonlardan bir tanesi. O yüzden normal bir inceleme yapmayacağız. Biraz öne çıkan yönlerinden bahsedeceğiz bu videoda. Çünkü telefonun hem önünde hem de arkasında harbiden ekran var. Telefonun ön tarafında herhangi bir çentik yok, ön kamera yok, çözümü farklı bir yönden aramışlar ve arka tarafa da ekran koymuşlar. Bu sayede de ön taraftaki boşluk yüzünden %93'lük bir ekran gövde oranı görüyoruz ön taraf için. Peki bu adamlar ön kamerayı nasıl iptal etmişler, nasıl selfie çekeceğiz, nasıl bir inovasyon yapmışlar? Telefonda ön kamera olmadığı için selfie çekmek için arka kameraya geçmemiz lazım. Arka tarafa geçtiğimiz zaman da tabii ki de selfie çekmek için yine kendimizi görmemiz lazım. Tabii kendimizi de arkada duran ekran sayesinde görebiliyoruz. Arkada ekran dediysek öyle sadece selfie'de çalışan bir ekran değil, her yerde tamamen çalışan bir ekran. Arkadaki ekrana geçiş yapabilmeniz için iki tane farklı yöntem var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi telefonun sağ ve sol tarafında duran parmak izi okuyucuları aynı anda basarak telefonu ters çevirmek. Anlatması bile zor, yapması da biraz bana zor geldi. Ben o yüzden genelde ikinci yöntemi tercih ediyorum. Ekranın üzerine bir tane tuş yerleştiriyor. Bu tuşa bastığınız zaman diğer arkadaki ekrana geçiş yapabiliyorsunuz. Ekranımız çift arkadaşlar. Zaten az önce de söylediğim gibi çift olan başka bir şey de var. Bu da parmak izi okuyucusu. Bu da şu işe yarıyor. Ekranı böyle arkasını çevirdiğimiz zaman hangisine rahat ulaşırsak onu kullanabiliyoruz telefonumuzu açarken. Ön taraftaki ekranımız 6.2 inç 1080'e 2280 çözünürlük sunuyor. Aynı zamanda 19'a 9 gibi bir ekran gövde oranımız var. Ön ekranımız tamam güzel bildiğimiz ekran arkadaşlar ama önemli olan arka taraf. Arka tarafta 5.1 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. 720p çözünürlüğün biraz üzerinde 720'ye 1520'lik bir ekranımız arka tarafta yer alıyor. Aynı zamanda bu ekran Gorilla Glass 3 ile birlikte korunuyor. 5.1 inçlik bu OLED ekranı dilerseniz böyle kitap okuma moduna falan da çevirebiliyorsunuz. Hem şarjınız daha uzun gidiyor hem de göz sağlığınızdan da olmamış oluyorsunuz. Ekranlar bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi inovasyon açısından çok farklı bir cihaz, ancak tercih eder miydim etmez miydim ben şu an 50-50'yim, tam arada kaldım. Bu konuda gerçekten sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Sıra geldik kamera kısmına arkadaşlar. Ön tarafta kamera olmadığı için zaten bir selfie kamerası anlatmayacağız sizlere. Arka tarafta 16+24 megapiksel olmak üzere çift kamera bizleri karşılıyor. Arka kameramızda gündüz çekimlerinde hızlı odaklanmayı görüyoruz, güzel fotoğrafları, doğal renkleri falan görüyoruz. Ama mesela HDR moduna geçtiğimiz zaman karanlıkta kalan kısımlarda hafiften böyle kumlanma görmeye başlıyoruz. Düşük ışığa geçtiğimiz zaman tam beklentimi karşılayamadı diyebilirim arkadaşlar. Hani böyle en üst seviye düşük ışık çeken telefon bu değil günümüzde ama yine de günü kurtarabilir. Telefonda tabii ki de portre modu var arkadaşlar. Portre modu fena değil. Gayet güzel portre modunda çekimler yapabiliyorsunuz. Bu bazen portre modu fotoğraflarda bulanıklıkta sapıtmalar oluyordu. Bildiğiniz gibi bu telefonda çok fazla rastlamıyoruz. Selfie konusunda da zaten yine arkadaki kamerayı kullandığımız için yine portre modu selfie tarafında da güzel diyebiliriz. Video tarafında 4K videolar çekebiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar Nubia X'in mikrofonları bu şekilde kaydediyor. Kamera menüsü en başta biraz karışık gelebilir ancak birçok farklı efekt var. Alıştıktan sonra da en güzel fotoğrafı tabii ki de rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Kamerayı da genel olarak özetleyelim. Günü kurtarıyor arkadaşlar. Bir amiral gemisi performansında ucundan da olsa yakalayabiliyor. Biraz da teknik özelliklerden bahsedelim. Snapdragon 845 chipset yer alıyor içinde. Aynı zamanda Adreno 630 grafik işleme birimimiz var. 8 GB RAM'imiz var içinde. Aynı zamanda 128 ve 256'lık depolama seçenekleri var. Bunun yanında bir düşük konfigürasyonumuz olan 6 GB RAM ve 64 GB'lık depolama seçeneği de var. Ancak şunu burada belirtmek lazım. Micro SD kart desteği yok arkadaşlar. O yüzden tercih edeceğiniz zaman depolamayı iyi düşünmeniz lazım. Kamera olarak amiral gemisini ucundan yakalıyor dedik. Ancak teknik özellik için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Olumlu anlamda gayet günümüzün en yüksek donanım özelliklerini telefon içinde barındırıyor. 3800 mAh'lik batarya sıfırdan 100'e yaklaşık 2 saatlik bir sürede çıkabiliyor arkadaşlar. Çok uzun deneme fırsatım olmadı. Ancak buna rağmen bir gün rahatlıkla çıkartabilecek gibi durduğunu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar her zaman olduğu gibi teknik özelliklerin sonunda biraz oyun oynamamız lazım telefonla. Hem arka tarafta oyun nasıl oluyor ben bunu da merak ettim. Hem ona bakalım hem oyunla ilgili bir iki acayip şeyler var, bir de onlara göz atalım. Arkadaşlar oyun testimizi her zaman olduğu gibi 10 dakika boyunca yapacağız. Ancak oyunda anlatmak istediğim enteresan bir şey de var. İsterseniz önce testimize başlayalım. O sırada da ben size anlatayım. Şarjımız %70 seviyesinde. Sıcaklığımıza da hızlıca bir bakalım. Sıcaklıkta 26.3 derece. Şimdi bir PUBG'yi açalım. Süremizi de başlatalım. telefonda aslında PUBG'de biraz hile yapıyorsunuz gibi bir şey oluyor ikinci ekran sayesinde. Menümüzü çıkartıyoruz. Burada Touch Handle diye bir seçenek var. Buna bir kere bastığımız zaman ekrana çeşitli tuşlar atayabiliyoruz. Ana ekran için burada gördüğünüz gibi L tuşu burada, R de burada. Yerini istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Ya da şuradan ikinci ekranımız için ayarlamaları yapabiliyoruz. Bu ne işe yarıyor? Onu da hemen şöyle gösterelim. Buradan çarpıdan bu sistemi kapatıyoruz. Arkadaki ekrana dokunarak burada atadığımız tuşları kullanabiliyoruz. Yani ben bu parmağımla şöyle şuraya dokunduğum zaman gördüğünüz gibi buradaki yumruk tuşu aktif oluyor. Birazdan silah aldığım zaman da şuradaki nişan tuşu aktif olmuş olacak. Yani koşarken elim buradan hiç kaldırmadan ateş edebiliyorum veya yumruk atabiliyorum ya da direkt nişan alabiliyorum. Aslında PUBG'de işleri bayağı kolaylaştıran bir iş. Birçok oyunda da bunu kullanabilirsiniz. Şimdi bir silah alalım, daha net anlaşılacak her şey. Şimdi arkadaşlar silahımızı da elimize aldık. Artık arkadaki iki parmağımı hiç ön tarafla muhatap olmadan şöyle basarak direkt kullanabileceğim. Bunu yanlışlıkla haritaya atamışız. Şuradan tekrar bir yerden ateşliyorum bu arada. Bir kaçayım önce. Bir daha buradan bir çıkartalım bunu. Hemen ayarlarımızı yapalım. Şöyle R'yi şöyle tam nişanın üzerine getireyim. L zaten silahın üzerinde. Artık işlem tamamlandı. Artık arka parmaklarımla hiç ön tarafla muhatap olmadan hem nişanı açabiliyorum hem de ateş edebiliyorum. Mesela geldim, arka parmağımla dokundum. Direkt gördüğünüz gibi nişan açıldı ve ateşe hiç basmadan direkt ateş edebiliyorum. Gördüğünüz gibi direkt arka parmaklarımla hiçbir şeye dokunmadan nişana girip çıkabiliyorum ya da ateş edebiliyorum. İstediğiniz yere tabii ki de ayarlayabilirsiniz. Mesela şimdi arkadan bir düşman geldi. Hemen nişana geçeyim. Kendisini direkt indirebiliyorum. Oyunda bayağı bir kolaylık sağlıyor. 5 dakikamız daha kaldı. O dakikaları da bir dolduralım. Oyun testimizin de sonuçlarına bakalım. Ha tabii laf açılmışken bir de şöyle bir arka taraftan bir oyun açalım. Ekranımızı bir arkaya döndürelim. Şöyle ve PUBG'ye geri dönüş yapalım. Gördüğünüz gibi oyunu buradan da rahat rahat oynayabiliyoruz arkadaşlar. Süremizi de bir durduralım. Başlamadan önce şarjımız %70'ti ve %66'ya düştü. %4'lük bir şarjımız gitti yani. Hemen şöyle arka taraftan yine sıcaklığımıza bakalım. 35 dereceyi gördük. 26.3 dereceydi. Telefon biraz ısınmış arkadaşlar. Ancak bu ikinci ekran bence oyun konusunda bayağı bir keyif katıyor. Bunu söyleyebilirim. Zaten hep beraber az önce gördük. Oyuna da baktığımıza göre artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bana soracak olursanız ben bir çift kamera olayında az önce de söylediğim gibi biraz arada kaldım. Mesela her selfie çekeceğim zaman telefonu çevirmek biraz zahmetli olabiliyor. Ha telefonu tabii full arka ekranla da kullanabilirsiniz ancak ön taraf kadar iyi olmadığı için her zaman tat vermiyor. Şöyle bir fotoğraf çekeceksiniz diyelim, o zaman yine her türlü ön tarafa dönmeniz lazım. Ha ben tabii şimdi böyle arada kaldım falan diyorum ama telefon rafları konduğu ilk dakikada yani birinci dakikada 100.000 adet satmış. Bu çok ciddi bir rakam. Telefon şu an ülkemizde bir satışı olmasa da ve satış fiyatı net olarak belli olmasa da yurt dışı fiyatı 2500 TL. Hani 3500 TL civarında ülkemize geldi diyelim. Eğer öyle bir fiyattan gelirse ve bu tarz enteresan bir telefon arıyorsanız bence rahatlıkla bir göz atabilirsiniz. Tabii bunun daha yukarısı olursa biraz sıkıntıya düşüyor o zaman. Böylece de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Video boyunca sizlere de sordum. Her zaman da soruyoruz zaten. Telefon hakkında yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Mutlaka aşağı yorum bölümüne yazın. Bir de telefon kaç TL'ye satılsa alırdınız? Bunun da cevabını hep beraber ankette arayalım. Artık burada videomuzu kapatabiliriz. Videomuzu beğendiyseniz hemen şu aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.